O zaman bir ışıkları açalım. Tempoya girelim. Of bak ışıkları açınca da iyi yakışıklı oluyor bu kardeşiniz be. He? Bu ne lan? Ha şöyle ya. Çerez hala alamadım Master. Yenilgi yakın maçına alır fişe takın. Tamam. Abi Özcü de evini söyledi arkadaşlar. Geleyim bir kahve içelim meta konuşuruz. Tabii canım gel güvenlikle meta konuşursunuz. Yani sıkıntı yok benim için. Nerede oturuyorum? Özlüce'de. O ne lan? Trundle Pyke'ı yolda yakalayıp öldürdü. What the fuck? Oğlum bu nasıl bir maç ya? Top lane'ler 3 CS yapmış abi. Tabliğimiz 6 CS oğlum. Bu adamların elmas falan olma ihtimali yok ya. Bu arada Liandry almamız lazım bu maç. Harbi sinirden zurna yedirtir bu maç ya. Ama bu maç okey ya bizim için yine. Çok kötü değil yani. Aa çok iyi lan. Ha manası yok diyeceksin. Oğlum nasıl free win ya? Bu maç freebie mi oluyor? Anamız ağlıyor. Adamları oyuna geri döndürene kadar. Bu kim ya? Zurna open'lıdır ha. Dayıya ne zaman yedireceksin zurnayı? Abi en kısa zamanda dayıya zurna yedirme planlarımız var tabii ki. Yani bunun üzerine çalışıyoruz. Koç Blind Renekton'u neyle domaltabilirim? Abi dümdüz yok edeceğim bir şey yok ya. Yani Vayne var. Böyle direkt böyle inanılmaz kanser olmak istiyorsan, kanser etmek istiyorsan. Ama o da yani ne kadar şey olur bilmiyorum. Şöyle geri atalım seni. Bizim takım yine hiçbir şey yapmıyor. Niye duruyorum ki ben ya? Wave'i temizlerim dedim de şu bozdu iş. Şüreliyesi varmış adamın. Ya oğlum. Nerede bizim takımdaki adamlar ya?
Oğlum Jax ne yapıyor? Payka falan bak. Anla ne avradını. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu maç lose ha. Ben inanılmaz bir şekilde şeyler yapmazsam. Takımda herkes özürlü. Oo, Pyke'la şey insan değil direkt. Jax. Vex 1-9 oynuyor ha. Ona rağmen adam maçı kazanacak neredeyse. Burası da luz. Eyvah eyvah. Baksana Pyke abi. Öldür. O ölsün yeter. Hadi onu. Ha, Pyke. Şaka mısın ya? Pyke'ın onu öldürmesi lazımdı Banko ya. Bu arada ben kuleyi tanklayayım. Adam sivirdi, adamları tarasın dedim de. Caitlyn biraz fazla vurdu son damage'ını. NT ama NT. Bu şekilde devam. Şuna bak, yemyeşil sağ taraf. Yemyeşil. Aha, Pyke yaptı yapacağını. Yaptı yapacağını. Salak herif ya. Anla ki yazıyorum. Bak ya, bana base attırmıyor, blue'yu alıyor ya. Adamla bachata yaptım. Bachata yaptım. Köçek oynadım adamı. Köçek. Yo, Pyke kesin hani alkollü falan ya. Başka bir mantığı yok o adamın oynayışının. Top tier 2'ye gitmemiz lazım ya. Oğlum salak mısınız? Biri pushlasın şurayı. Oyun bitmeyecek ya. Switch klavye alt tuşlarının sesini duymak istemiyorum.
Ya tuşların sesini duymamanın Red Switch klavye almamdan daha kolay bir yolu var reis. İzlememek mi? Yok be reis. Ne izlememiş, saçmalama oğlum. Ben öyle bir şey der miyim? Ben öyle bir şey der miyim? Ben öyle bir insan mıyım yani? İzleme der miyim? En çok sesi Razer çıkartıyor ya, yeşil Switch. Ben daha fazla ses çıkaran klavye görmedim. Ahriyon, hep futbol konuşuyoruz. Ya mesela Mbappe, sen kimsin de Messi'ye omuz atıyorsun? İnsanda bir ardamar olur ya. İnsanda bir ardamar olur yani. Tamam, iyi topçu olabilirsin de yani karşındaki adam da daha dünkü topçu değil ki. Messi lan o. Daha pahalı oyuncu olur. Ama abi daha pahalı oyuncu olsa ne olur? Tribe girmiş o ya. Belli yani. Mbappe inanılmaz hızlı abi ya. Ya o attığı ilk golde mesela koşup, o adam bir koşu yapıyor yani. Çok hızlı. Mesela adamın red side'ına gitse şu an kartuş, Zek direkt sıçacak yani. Lan gel lan. Şimdi bak bu botla, şimdi şunu unutmayın. Şimdi ben bu botu alınca birebir gücüm düşüyor, tamam mı? Birebir gücüm düştüğü için koridoru ittirip ittirip üste dönüp yeni eşya almam lazım. Yani Zed'le kapışmayıp hayatıma devam edeceğim gibi düşünebilirsiniz. Ve çizmem de olduğu için hani bir şekilde diğer koridorlara yardım edebiliyorsam diğer koridorlara yardım edeceğim gibi bir durum söz konusu. Bak şu an mesela bota koşacağım, atıyorum. Ama bizim çocuklar kaçtı oradan zaten. Şunu patlattık. Bak dönüyorum. Hop, koridor zaten yine aynı yerde. Yani bu bot bayağı bir önemli. Yani alıyorsanız mantığını bilerek oynamanız lazım aldığınız eşyanın. Bok var, duruyorum bir wave daha ya. Kart ulti. Kart ulti. Bastı. Oh. O wave'i bırakıp adamın ittirmesini bırak, hani adamın ittirmesini bekleyip ben karşılamam lazımdı. Yanlış yaptım. Skill atınca manam kalmadı. Orada hatalı oynadık. E'ye bu arada manam yoktu. Son saniyede böyle E'ye manam doldu. Ama onu gördüğümde çoktan W'yu basmıştım ya. Niye ulti bastı ki Zaya? Mesela bak, kaç kere gittim bota. Hepsinde Rakan'la Zaya geri çıkıyor. O da güzel abi. O da güzel. Hiç fena değil. O döndü. Ulti basar mı? Zed'lere karşı oynayamıyorum ya ağrıyla. Evet. Zed kartusu kesecek şimdi. Şapantun keser. Güzel. Biz bu oyunu kaybettik bu arada büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Hani bayağı bir şey dif. Hani her yerden dif yiyoruz garip bir şekilde. Şimdi bota gideceğim ama büyük ihtimalle hiçbirini öldüremeyeceğim. Aynen. Şuna vur ya. Alamayacağız kuleyi. (Gülüyor)
Ne yaptı da öldü mesela Blitz şu an? O neydi öyle? Hiç fena değil. Drake'i alır mıyız ya? Oy, büyük bir ese. Karthus acayip güçlü bu arada. Anladım abi. Nasıl kaybettik mesela biz burayı bu kadar? Allah Allah. Karthus'u koruyamadık diyeceğim. Karthus'u koruyamayalım. Zek direkt ölüydü. Zayah vuramadı. Zed'le Pantheon arka tarafı tek başına kesmiş. Keserler gerçi. Aatrox yok bizde de 4 ve 5'te. Abi bu build'de hasar vurmama gerek yok. Niye gerek yok? Karthus var zaten. Hani ben kitle kontrol falan uygulasam gerisini bir şekilde hallederim. Ama şu ana kadar onu da yapamıyorum tabii. Öyle bir durum var. Oğlum o zaman Nautilus'u alsaydı niye bir şey yok? Belki Karthus kasamayacaktı. O zaman full hasar gitmem mi gerekirdi? Eyvallah. Bak neşe girmemiz lazım şu an. Bir şey diyor musunuz? Direkt alırız. Biraz sıkıntı oldu biliyor musunuz? Hiçbir şey alamadık oyunda yani. Adamlar bottan yarıyor. Bayağı kötü oldu hatta. Amanın amanın amanın. Aha Pantheon ne yapıyor lan orada? Zonya basamadım ya. Ah, zeka bak. Abi biz bu savaşları nasıl kaybediyoruz oğlum? Mümkün değil ya. Bu arada CC chain yedim ya. O yüzden basamadım. Aatrox öldü. Baron gitmiş olabilir şu an. Aatrox fena boş beleş takıldı ya şeyde. Fena boş yani. Zek Karthus'u çok bozuyor ya. İyi baron olmadılar. Bilse bak oğlum ya.
Maçların kalitesizliğine bakar mısın ya? Ya Blitz, hayatında hook mu tutturdun oğlum? He? Oğlum skill tutmuyor. Vallahi skill tutmuyor. Zed gelecek, ikimizi de öldürecek şimdi. Olsun be abi. Sivir'e bak. Topside'a gitmiş bize ejder alırken. Oğlum yine mi savaş var ya? Gelmiyorum ya. Yeter. Viveyi bitirelim, bir şey yapalım ya. Abi maça bak, herkes bir yerde sürekli ölüyor abi. Yalnız şu an çerez ağrısı yarar ha. Onu da ayıktırayım yani. Ben de herkes gibi, yani herkes gibi değil de bazıları gibi EMX'lemek isterim de. Çerez tutturamıyor ki ya. Şu an ulti cooldown'u 44 saniye. Abi bu maç nasıl bir maçtı? İğrenç bir maçtı yani. Bu maç iğrenç bir maçtı. Koç dayıya söyle sana kamera göndersin. Reis benim kameram iyi ki. Bak kameramı iyi yapayım mı? Bak al. Koç sana neden mal koç diyorlar? Malım ondan reis yani o. Onu çok sorgulama yani. Akira çık ulan deliğinden çerez geliyor ha. Estağfurullah beyefendi. Kendinize neden öyle diyorsunuz? Ya arkadaşlar bakın ben Punky ile çok yakınım biliyorsunuz. Biz ona böyle bir şey yaptığın zaman arkadaş arasında ha mal ha gerizekalı ha salak falan oluyor ya. Öyle diye diye onun yayınında bana mal dediler. Öyle mal koç falan oldu. Öyle yani kaldı yani. Fazla gaza gelmeyin 2 güne D4 ha. Alınmıyor mu abi? Ya niye alınayım ki? Hissettim D2 oluyoruz aman aman aman. Vantilatörü satın almadım. Katarina oynamam. Vantilatörü de satın almadım. Anneannemden dızladım. Sylas burası mı? Şampiyon yok oğlum karşıda daha. Oğlum düşünsenize. Şş. Saçları bir kestiriyorum. Bir daha saç çıkmıyor. Abi biz çok AP olacağız ya. Yine. Adamların piklere bak. Aynen mesela burası Azir bilsem direkt Azirlik ya. Direkt Azirlik. Güzel dojlandı. Abi bir oturuşta kaç zurna gömerim? Ya şimdi şöyle abi zurnayı ben hani çok yiyen mesela ben löpet çok yiyebiliyorum. Niye? Löpetin yanında ben içeceksiz yiyebiliyorum. Ama zurna içeceksiz gitmiyor. İçecek içince de bir böyle bir tıkanıyorsun. Yani ben demiyorum ki 5 tane yerim 6 tane yerim anladın mı? Adam midime çöktü lan. Sen hayırdır yani? Kimsin de çerezin midini alıyorsun elinden? Koç seni izlerken zurna yemek de ayrı bir keyif lan. Abi zurna çok abartılmıyor mu? Bence güzel ya zurna. Ama bak şöyle bir durum var. Ben şimdi mesela dönerde abi çok karışık şeyler yemiyorum yani. Ben mesela dönere sadece domates attırıyorum öyle gömüyorum. Anladın mı? Ben böyle karıştım mesela sucuk kaşar tost yiyeceğim. Sucuk kaşar
Kekik, pul biber tamam. 10 numara. Ben işte sevmiyorum. Domates seviyorum ben. Ben bir de ketçap mayonez sevmiyorum. Kaç TL ketçap yersin? Yemem. O zaman Ayvalık tostu sevmiyorsun. Yani gibi. Her şeyden koyacaksın. Yok ya, öyle güzel olmuyor abi. Tam ben sevmiyorum oğlum, oluyor diyor adam ya. Ben sevmiyorum kardeşim. Büyük VS var chat burada. Çok büyük mevzu kopacak. Vex burayı taşır. Oy chat. Ne diyorsun? Start'a bak ya. Start'a bak. Magnus Carlsen misin? Açılışa bak be kardeşim. Skilleri döndü ya. Enti diyelim. Flash atacaktım Charmin'a ya. Ben ölmem diye düşündüm. O yüzden hiç sallamadım da Charmin'a flash atmam lazımdı. Bu arada bu maçı kaybettik ha bence. İçime öyle bir sezi geldi. Size de geldi mi o? Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. O uzun kafayı kestirip sana video çekeceğim. O uzun saçlar gidecek. Şş, ölme lan. Yap numaranı. Yap hamleni. Helal lan. Helal oğlum. Oğlum bu adam otomatik öpücük atıyor ya bize. Adamda öpücük makro var harbi ya. Onu fark etmenize sevindim bu arada. At base'ini. Ben de wave'imi pushlayayım kardeşim. Atmıyor musun base'ini? Tamam. Kindred mid'de. İddiaya giren. Var mı? Var mı? Var mı? Adam tapa midden çıkmış işte oğlum. Midde derken yani midden tapa gidiyor demek istedim ben orada. Abi çerez LBS'i diye bir gerçek var ya. Hani böyle bir şey var yani, konuşuluyor, duydum. Duydum yani. Şimdi beni ortamda tanımayan insan vardır değil mi? Geçen gün gittim. Adam benim kamera kapalı bir tane play'imi bulmuşlar. Kameraya başka bir şey koymuşlar telif yememek için. Adama bak diyor şimdi. Nick de random ya. Bir baktım YouTube'a şey diye atmışlar. Doinbi West'te oynuyor diye. Lan diyorum ki bu benim. Adam diyor yok abi. Ve boşa bak diyor. Ya diyorum oğlum niye yalan atayım sana diyorum. Yok inandıramadım adama. E gel dedim izle. Benim sonra diğer videoları attım. Adam anca inandı yani. Yani benim kimseye yalan borcum yok yani. Haberiniz olsun. Hep böyle maçlar geçse keşke ya. Gel bakayım sen de buraya. Dominating. Dominating. O zaman bir mejeyi şekli. Ölmeye hazır olun. Bu arada Talon hiçbir görevi yapmıyor. Biz bu oyunu sıkıntıya gireceğiz. Ben söyleyeyim size. Ne ejder alıyor, ne bir şey. Hiçbir şey almıyor herif.
Neden doyum bir West'te oynuyor sorusu da geldi. Abi adamlar FF verecek maça ya. Burayı puşlamam lazım ya Lili Rabadon değil abi. Bench almam lazım benim. Adamlarda bayağı AP var. Amumu da CC falan da var. Ben bench alacağım. Ya da direkt bunu böyle bırakıp Rabadon'a mı gitsek? Doğru söylüyorsunuz ya. Go Rabadon. MR zaten olacak bununla beraber. Abi sürekli birileri bir yerlerde ölüyor ya. Bu hoş olmayan bu yani. Al Jhin farmları. Baksana. Oyunu hani kazanmak için ne kadar çok takla attığımıza bakar mısınız? Böyle saçma bir şey mi olur? Skorları bizim adamlara vermem lazım bir şekilde ama yani Jhin'e verebilecek gibi değilim. Jhin sürekli ölüyor çünkü. Ornn'a versem öyle çok bir şey ifade etmeyecek. Talon zaten bir şekilde alıyor. Bu arada Rabadon'u bittikten sonra inanılmaz güçleneceğim. Yani Rabadon'a kadar eğer savaşmazlarsa büyük ihtimal maçı kazanacağız. Ben de ölmezsem eğer. Hop bizim çocuk öldü bile. Ah be, evet tutsaymıştı. Abi ne olur salın ya. Of. Düşündüğüm şey oluyor abi işte. Yani. Denememem lazım. Yapmamam lazım yani. Bu salaklarla şey yapmaman lazım. Yani adamda hala Force of Nature yok. Adam Lilia'ya karşı oynuyor ya. Adam Lilia'ya karşı Grass girmiş falan filan. Yani o kadar çok sorgulanacak şey var ki. Jhin'e bak, Jhin nasıl beyitleniyor, aptal herif.
Bu arada bu takımla olmayacağı harbiden belliydi. Talon'un ölüşlerinden anladım ben olmayacağını. Talon acayip random gidip ölüyordu. Ben orada böyle bir şeylerin olmayacağını az çok fark ettim yani. Lan ne adamsın ya. Bu arada bak, bota gittim, tapa gittim, herkese gittim, her şeyi yaptırdım. Ona rağmen şey yapmıyorlar. Ben demek ki LB değil, başka bir şeyle takıma yardım edemeseydim eğer bu oyun. Yani mümkün değil, kazanma ihtimalimiz yoktu yani. Baksana damage'ı da yemiyor adam. Tuttursam öldürür müydüm emin değilim yani açıkçası. Adamda çok fazla MR var. Lilia kırık zaten Ornn'a karşı da. Yani bu adam Force of Nature niye almıyor? Ben onu anlamadım. Onu bilen var mı mesela mantığını? Her şeyi kaçır sonra damage yemiyor de. Damage yemiyor demedim salak herif. Adamın nick'e bak, malınız geldi zaten de. Dedim ki tuttursaydım öldürebilir miydim? Emin değilim. Hasar yemiyor adam dedim. Anladın mı? Tamam, önce hasar yemiyor dedim de yani tuttursaydım da ölür müydü emin değilim dedim. Yani neyi böyle? Ben şey cümlemi bir tür cümle kuruyorum. Salak dedi. Ama belki kendime dedim, belki sana dedim. Nereden biliyorsun? Cümle mi bitsin bir? Gergin. Harbi gerginleştim ya. Bu maç kaybedilemez abi. Takımda iki tane otofil var diyorum. Kaç diyorsunuz? Bir diyen var. Üç diyen çok. Bu bir. Jungle main. Vex oynuyor. Zaten IQ'su yoktu. Belliydi. Bunun main'iydi kere. 2,5 milyon Talon. Ben 2 demiştim. Bakalım. O da tutmadı. Bir taneymiş. Oğlum bizim bu maçı kaybetmememiz lazımdı o zaman. Talon OTP, Ornn OTP, Cine'yi dikir. Nasıl kaybediyoruz bu oyunu? Rakip çok mu iyi oynuyordu yani? Allah Allah. Oğlum bu arada bu maçta elbet hata yapmışımdır. İzlemem lazım. Ama gerçekten söylüyorum. Tapa gittim. Bota gittim. Midi kestim. Her şeyi yaptım lan. Şu an hatırladığım her şeyi yaptım. Belki tabii ki hatam vardır. Bir şey demiyorum. Ama her şeyi yaptım ya. Evet, Ezreal'ı kesemedim ama yani. Adamlar kaçtı, ne yapayım? Ammu'yu kestik. Void Staff ne içindi? Adamlar full MR alacaktı. Biliyordum ben Fed olduğum için. Direkt aldım. Zaten ucuz. Mejeyim de vardı. Mejeyden dolayı hani APM her türlü vardı. O yüzden onu aldım. Bu arada AD carry alırsak çok iyi olur şu an ya. Bot lane'imiz open bu arada. Kelleğin kafası geliyor mu? Yok ya, böyle oynarsam kel olma ihtimalim yok. İyi oynamaya başladım yine. Umarım karşı jungle'ı görürüz. Aa, Blind Malphite attı adam. Blind değil gerçi, Fiora'ya karşı da. Adamlar Sylas alırsa ne yapacağız? Sylas alırsa var ya, jungle'ların hepsi acayip sıkıntıya giriyor. Trundle alsam Malphite'ı atar. Vi alsam yine aynı. Sylas'ı bizimki gösteriyor bak. İyi almadılar bari. Şimdi abi, Vi mi Trundle mı? Vi alacağım. Niye Vi alıyorum söyleyeceğim. Büyük bir ihtimalle hiçbir koridorda push'um olmayacak. Trundle alırsam karşı jungle yapamayacağım doğru düzgün. Bot lose. Mid büyük bir ihtimal lose. Top lose. O yüzden hani V alıp bizim çocuklarla oynamaya çalışacağım. Mid'e ya da bota gank atacağım buradan da. Bakalım duruma göre. Belki de direkt full clear atarız. Mid'e gittik mi ya? Bu arada mid'e gitme ihtimalim var diye 2 levelde şey yaptım da. İyi tamam, gelmiyorum. Oğlum öldürürüz onu ya. Dal şuna.
Bu arada kurdu burada kestiğim için ölmedim ha. Buradan geleni görüyor musun? Bence Pantheon botta ya. Aha, derdemez tapta mı çıktı? Yat oğlum aşağı. Oğlum salağa soruyorum. Ah. Burada bir base koyalım ya. Aha. Pantheon yine öldü. Oyun bitti bu arada, ölürse orada ki ölecek. Daha yatacaklar adamı. Salak, dalga o kadar büyükken trade mi atılır? Git benim YouTube videomu izle biraz. Oğlum Draven'ı görüp Tristan'ı alıyor. Koridorda ezileceği zaten belli. Sadece pinkliyor. Mesela öldü gitsem de öldüremeyeceğiz ki adamları. Az önceki ahri bu arada benim bu. LB ile yendiğim. Sylas da ezik. Daha TP'sini kullanmamış. Bu arada bu kadar ezilemiyorsun Sylas'la. Ahri'yi. 6'dan önce. Özellikle de ben gank atmışken. Bu adam hiç oynamayı bilmiyor. Zaten Doran Ring başlamış adam. Adamın Sylas'la alakası yok. Öldürür mü lan o Pantheon beni? Ben Pantheon olsam dümdüz bota dive atarım bu arada. Zaten bizim adam 40 CS. Hadi 50 olsun. Pantheon ultisi almış adam. Mid artı bot oynayamadığı zaman oyunu çok zor oluyor oyun ya. Herkes lose matchup. Bu maçı dodge'lamamız lazım normalde. Mesela herkes FF yazıyor. Tier almış bu. Yani Comet oynuyor. Bence mesela bunu almak yerine dümdüz çizme falan bitmesi lazım bu adama karşı kaçmak için. Cooldown bot alsa mesela öyle şeyler yaşamaz tapta. Zaten bunu almasının anlamı yok. Çünkü Q ile sadece farm yapmak amacıyla oynuyor koridoru. Hani adam ona çok vurmayacak, savaşmayacak adamla. O yüzden o mantıksız yani. Lan bas ultini. Lan o ulti atsa ben Q atacağım. Q'umu adam W atsa direkt kaybetmiştik orayı bu arada. Allah'tan atamadı adam. Direkt bota koşacağım abi. Bu arada Karma çok kötü oynuyor ya. Öldüremediler lan Karma'yı. İyi ki bir bekleyin dedim ya. Ölecek bak. Var ya bekleseler direkt kazanacağız ya. Karma, hadi Karma benim win trader'ım diyelim. Tristana ile Malphite da uzun mu o zaman? Abicim öyle bir giriş mi var ama ya? Yani
Malphite valla tam bak hani gerçekten çok fazla salak insan tanıdım. Nadir, nadir seviyedekilerdensin. Çok kötü oğlum takım. İnsan yok takımda yine ya. Klasik. Az önceki maç işte kırılma anıydı abi. Az önceki maçı kaybettik. D2 olamadık. Direkt sonra özürlüleri gönderdi takıma. Evet arkadaşlar ben sattım ya. Tüy orada ölmeseydim maçı kazanıyorduk. Özür dilerim. Baksana oğlum. Vallahi orman dönemiyorum hiçbir şekilde ya. Al, burada da bu var. Yok abi, hiçbir şekilde oyun oynanmıyor. Ya her yeri kapatmış bizim takım. Hiçbir şekilde oyun oynamamıza izin vermiyorlar. Ya böyle bir takım yok. Mesela 10 IQ direkt bu adam. Tristana'nın yaptığı hareketleri görüyor musunuz abi? Şimdi ben bu adama ulti atacağım. Oh. Adam öldü diye bıraktık adamı. Adamın flash'i her şeyi duruyor ya. Baron almış adamlar. Bu arada şu an maçı Draven taşımıyor ya. Draven'ı böyle bir kere bir öldürsek Ahri ya da Draven'ı maç fena döner. Çünkü adamda CS falan öyle çok yok. Levelde de çok önde değil. Çok ufak da olsa bir şeyler olma ihtimali var. Bende kalmaması lazımdı ya. Lan orada adam. Lan Tristana. Abi sen ciddi olamazsın ya. Allah Allah. Draven'ı öldürün. Kazanmaları lazım sanki orayı ya. Ah be. Bir şeyler ters gitti. Oha. Pantheon'un Janna'ya vurduğu hasar gördünüz mü? Tek attı adam. Janna'ya. Draven'a ulti atmam lazımdı ya. Draven Malphite ultisini galiba flashlamış. Ulan inhibitör vermedik ha. Tamam yeter. Oğlum bana yardım edin lan. Malphite niye botta ki abi mesela yani. Şimdi burada fightlayacağız. Oyunu kaybedeceğiz direkt. Zaten kaybettik bile. Tristana yine saçma sapan yerlerden yürüdü. Yürümüş daha doğrusu. Böyle. Tristana'nın anasına küfür etmek mesela şu an Riot'un banlamayacağı bir şey. Bu tarz durumlarda Riot banlamıyor bence. Çünkü mantıksız yani banlaması. Abi adamın mesela ölüşüne bakar mısın Tristana'nın? Bu 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil ya. Mesela bu Tristana neye sinirlendi abi tam olarak? Mesela Topside adamlara sordum. Bot lane'e geleyim mi?
Adamlar dedi ki biz bot lane'e yardım edeceğiz. Ben dedim ki tamam. Gittiler yardım ettiler. Ben de topside'a petledim. Garip. Baksana Tristan'ın vurduğu damage'ı. Karma'dan az vurmuş. Garip. Bir önceki maçta adama gelmiş bu tarz bir takım. Bu maçta da kendi cezalandırmış büyük ihtimal. Başka bir mantık bulamadım açıkçası. Geçenki gibi yapalım mı? Fil seçelim.